Yani şimdi etrafıma bakarsam ben iyi durumdayım ama etraf çok üzüyor beni. Kent 77 olarak Yalova halkına sorduk. Evinizi rahat geçindirebiliyor musunuz diye. Gelin verdikleri cevapları hep birlikte izleyelim. Ya geçim işte, ben emekliyim. Allah'a çok şükür burayı işte açtım. İdare ediyoruz, ne diyeyim, çok şükür. Beterin beteri var diyelim. Kimse beter olmasın ama ben şu an kendi halime şükrediyorum yani. Elim ayağım tutuyor. Kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İki tane evladım var, hayırlı, çok şükür onlardan. Hayır, sağlayamıyorum. Şimdi bildiğimiz üzere mekanlar kapalıydı. Yeni açıldı. Ve devlet de destek vermedi. İş bir türlü karşılamıyorum. Şimdi yeni açıldı. İleride bir gün tekrar kapatacak mı? Allah bilir. Kapatır yani. Yani çok şükür bir sıkıntım yok. Ama etrafa baktığımızda yaşanan ekonomik sıkıntı çok büyük tabii ki de yani. Kolaylıkla sağlayabiliyorum. Evet. Nasıl? Fabrikada çalışıyorum, işçiyim o yüzden. Ekonomiden, kira, işsizlik. Her şey var. Hayır, çalışmıyoruz. İşsizlik çok mevcut. Geçimi kolaylıkla sağlayamıyorum. Evim kira. Otelde çalışıyordum 6 aydır. 7 Aralık'tan beri şu an izindeyiz. Ve 1420 lira geçimimi temin etmiyor. Zaten kira 1000 lira veriyorum. 3 çocuk, uzaktan eğitim, internet, elektrik. Ve benim şu an 600 lira bir elektriğim var, ödeyemiyorum. 15 gün içerisinde yatırmam lazım. Kesilecek yoksa. Geçim zor. Gerçekten çok zor. Valla normal diyeyim yani. Ama zorlanmaya başladık. Neden? Aniden çıkan krizlerden, normal bir ekonomi durumuna ayarlıyorsun. Önüne bir engel çıktığı zaman o senin hesaplarını alt üst ediyor. O yönden evet diyemiyorum yani.